Efendim onca uyarıya, onca habere rağmen dolandırıcılar yine yapacağını yaptı. Yardım bahanesiyle evlerine girdikleri yaşlı kadının tüm birikimini çaldılar. Talihsiz kadın başına geleni iş işten geçince anladı. Çok ağladım, bu sesimi kesti. Gözlerin doldu. Yapılır mı, insan yapar mı bunu insana yavrum? Onlar insan değil ki. Onlar bozuk bozuk. Yapılmazdı. Ama yaptılar. Yardım etme yalanıyla evine girip 40 bin liralık birikimi çalıp kaçtılar. Onu 5 parasız bıraktılar. Şimdi altın alacak param da kalmadı. Yok. Bir sürü altın bilezik gitti. Nasıl alırım ki onları? Dolandırıcıların hedefindeki son isim Emine Devetaş'tı. Emine teyze geçtiğimiz gün alışverişe gitti. Evine dönerken yanına 3 kadın geldi ve bir kuyumcu dükkanı açtıklarını ve muhtaç olan insanlara yardım etmek istediklerini söyledi. Emine teyze de parayı normalde almazdı ancak kızı iflas ettiği için ona belki bir destek olurum diye onları aldı ve beraber eve geldiler. Kalk seninle kahve yapalım dedi, beni salona aldı. Maksatları yardım değil, dolandırmaktı. Yaşlı kadın tatlı dillerine kandı. Eve geldiklerinde plan başladı. Gittik, 2 milyon orada şey vazonun içine koydu. Sahtekarlar 2 bin lirayla gözünü boyadı. Gerisi kolaydı. 3 kadından ikisi Emine teyze ile eşini salonda oyaladı. Diğer kadın ise lavaboya gitme bahanesiyle yatak odasına girdi. İşte tam bu çekmeceyi açtı, karıştırdı. Burada bir miktar altın ve emekli maaşıyla parası vardı Emine teyzenin. O parayı aldı, içeri geldi ve apar topar evden ayrıldılar. İkisi içeride, biri benim yanımda, biri benim yanında oturdu. Kız geldi aldı gitti. Tam olarak şu çantanın içindeydi. Boşalttı aldı gitti. 3 kadın hırsız 40 bin lirayla kayıtlara karıştı. 3 tane yarımlık, bir tane büyüğü, bir tane burma bilezik. 100 euro, 11 milyon para. Emine teyzenin gece içine kurt düştü. Sabah uyandığında çekmeceyi açtı ve altınlarının parasının çalındığını fark etti. Tabii ki çok üzüldü. Çünkü o altınları torunlarının düğününde takmak için biriktirmişti. Döndüm, ağladım. İyi ki bizi öldürmedi. Torunlarım var sizin gibi, evlenecek. Ben bunu 10 sene oldum. Şimdi alamayız ki. O gün dedi ki bozdurayım, zam geldi. Bozduran ben dedim ki daha biz çocuklara takamayız. Alamak dedim yani, emekliyiz. Polis o vicdansızları aramaya başladı. Gözleri doldu.